Hepinize merhabalar arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, biraz sesim gitmiş. İşte uzun zamandır Türkçe vlog çekmediğim için, çoğu zaman Almanca çektiğim için bir daha bir Türkçe çekeyim dedim bugün işte. Yani dün ne yaptıysam aynısını yapacağım zaten. Yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. Bolca yürüyüş yapacağım bugün. Şimdi duşa gireceğim ki temiz temiz yürüyüşümü yapabileyim. Önce şu bilgisayarımı bir kapatmam lazım. Ve şimdi birazdan duşa gireceğim. Duştan sonra zaten görüşeceğiz sizin. Bir dakika arkadaşlar. Kameranın kalitesi mi ne bozuk bilmiyorum. Bir şey yapmışım. Ama çözünce size zaten haber vereceğim. Göreceksiniz. Biraz silmem gerekiyor galiba. Bir dakika. Evet, şimdi oldu. İşte dediğim gibi uzun zaman Türkçe vlog çekmediğim için bugün yine Türkçe vlog çekmeye karar verdim. Bazen Türkçe bazen Almanca çekeceğim zaten biliyorsunuz. Zaten bir videomda belirtmiştim. Çoğu videolarımı atmaya başardım. Türkçe videom daha acayip izlendiği için bir daha bir işte yürüyüşte sizlerle beraber gitmek istiyorum. Şimdi aküm fullendi. Yani telefonumun yani şarj kablosunda bir arıza var. Abime sipariş ettirdim 2 tane, 2 adet. Şu kablodan bir dakika. Görmüş olduğunuz kablodan yani 2 tane sipariş ettirdim. Kulaklıklarımı şimdi dolduruyorum. Ki yani yürüyüşte bol bol müzik dinleyeyim. Nereye gideceğim? Birinci Viyana'ya gideceğim. Ondan sonra işte devam işte böyle telefona işte böyle lokasyonumu yapıp sonra da böyle navigasyona verip oradan yaya yürüyeceğim. İşte öyle. Saatim de dolu çoğu zaman. Dolu ve bir de kapatmıştım yani saatimi. Ki aküsü bitmesin diye. Telefonumu da şimdi birazdan belki kapatırım. Duşa gireceğim. Spotify duş listem bile var. Duşta dinlediğim şarkıları dinlemek isterseniz. Ben duş yaparken sesli duş yapamıyorum. Ne bileyim böyle ölüm sesliliğini ben hiç sevmiyorum. Uyurken bile maalesef mutlaka bir dizi izlerim yani. İşte onu dinlemek isterseniz açıklama kısmında bırakacağım onu arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz. Hava gerçekten çok güzel. İşte ben hemen duş alayım. Sonra sizlerle zaten yine görüşeceğiz birazdan. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duşumu aldım. Şimdi bir şey bakmaya çıktım ama zaten cumartesi günü yani Viyana'da yani her yer kapanıyor yani saat 6'da kapanıyor. Normal günlerde saat 20'de yani bugün cumartesi olduğu için 6'da kapanıyor. O yüzden pek de bir şey bakamayacağım. Yetişirdim yani bir saat erken çıksaydım. Yani 2 saat bakma fırsatım olurdu ama neyse. Bilgisayarda İngilizce kelime listelerimi daha şey yaptım yani devam yazdım. Word'de devam yazdım bir tane dosyayı. Onu ya bugün bitirmek istiyorum. Daha 2 sayfa falan kaldı. Çok iyi gidiyorum. Çünkü artık bilgisayarda yazmak yani elde yazmak hani zor oluyor falan böyle. Yetiştirmek için hızlı yazıyorsun. Elim ağrıyor falan. Bilgisayarda yazarım. Sonra da kelime test etmek için elde yazarım o kelimelerin. Bir Almanca, bir İngilizce, bir İngilizce, bir Almanca, bir Almanca, bir İngilizce. Ondan sonra hangisi eksikse onu yazarım. Yani sonra da bakarım hani kelimeleri öğrenmiş miyim. Onları da zaten katlayıp çantama koyup böyle otobüste falan öğrenmek için yanımda alacağım. Yani iyi olacak böyle. Kelime hazinem daha çok gelişecek. Çoğu kelimeleri de biliyorum zaten ama yine de yani öğrenmek yani de yine bir tekrar etmek yani kötü olmaz diye düşünüyorum. Evet yani demin evde de dediğim gibi hani ben yürüyüş yapıyorum artık günlük. Böyle bu saatlerde erken kalkmaya çalışıyorum. Kalktım da yani 11'de kalktım. Aslında ben işte hafta sonunda saat 8'de falan kalkardım ama okulum falan olmadığı için böyle hani sıkı bir uyku saatim ve uyanma saatim olmadığı için bu sene o yüzden pek yapamadım bu dediğim yani erken uyanamadım. Ama seneye olacak inşallah. Seneye de zaten Türkçe vloglarım da devam gelecek. Almanca vloglarım gelecek. Böyle derslerimi nasıl çalıştık, ders günlükleri gelecek. Şimdi okula gitmediğim için ders günlükleri çekmek yani mantıksız geldiği için çekmedim. Çekmeyeceğim de. Bazen böyle 16 dakikamı size göstereceğim hızlandırılmış bir şekilde 1 dakika olmak üzere. Bu kadar. Gerisi boş. Şimdi yürüyeyim dedim ama başım ağrıdı arkadaşlar. Ne yapsam ya? Yürürüm ya, bir şey olmaz bence. Mis gibi kokuyorum ya. Duş aldı olmak da çok güzel. Ha, buranın da sıvası bitmiş. Bizim bina tadilat olduğu için böyle şey yani sıva falan oldu yani onların hepsi bitiyor gibi geliyor.
Öyle gördüm şimdi çünkü biraz yürüyüş yapayım sonra dışarı bir yerde bir sürü yürüyüş yapayım. Birinci Viyana'ya falan gideyim uğrayayım dedim. Gerçi bir şey açık değil ama yine de uğrayayım gezeyim yürüyüş yapayım dedim işte. İnşallah abim de kablolarımı da yani sipariş etmiştir. Etmemişse de neyse yani birazcık annemin şarj aletiyle idare etmem gerekecek. Şarj bana niye lazım? Çünkü işte bugün de işte hani vlog çekmek için, günlük vloglar çekmek için lazım oluyor. Bu kere ben telefonsuz da gayet iyiyim ama hani biliyorsunuz hani YouTube videosu yüklemediğinde abonelerin sayısı geri gidiyor. İşte yani kuzenime de bugün mesela konuştum dedim. Asina merhaba dedim. Ne zaman video çekeceğiz? Hani yarın ya da haftaya uygun musun? Dedi evet olabilir dedi. Ben de yarın onunla video çekeceğim. Arkadaşımla da haftaya video çekeceğim ama nerede oldu, nerede çekeceğimiz daha belli değil. O da Almanca videolar olacak. Üzerine belki Türkçe çekerim bilemiyorum şimdilik. Yani daha düşünmem lazım. Daha videonun metnini hazırlamam lazım. Word'e yazmam lazım. Daha bir sürü şey lazım. Yani video çekmek de bu kadar kolay değil. Eskiden şimdi yani bu videoma kadar hiç metin falan yazmadım. Ama artık yani yazmam gerekiyor. Çünkü çoğu zaman hani tekrar ediyorum böyle bir kelimeyi. 2-3 dakika önce söylediğim şeyi yine tekrar ediyorum. Sonra da izlenmiyor. Millet bıkıyor. Buldum arkadaşlar. Yeni video fikri geldi. Onu da şimdi size paylaşayım. Kuzenimin saçını boyayacağım. Yani kız kuzenimin. Arkadaşım da benim saçımı boyayabilir. Hangi rengi boyayacağımı daha karar vermedim. Ama yani bu renginde de memnunum aslında. Yorumlara yazın. Saçımın şimdiki rengi güzel mi yoksa biraz aralarına gri falan mı atsam dedim. Yakışır bence. Ama tenime yakışır mı onu bilmiyorum. İşte ten rengime göre bir saç rengi olsun istiyorum tabii ki. Kuaförde boyatacağım ama alırım saç boyası. Kendim boyarım ama yani kadın boyaları var herhalde sadece. Adam için saç boyası var mıdır? Bilmiyorum yani. Bir pada falan var mıdır bilmiyorum. Bakmam lazım. Of yürüyüş de çok iyi geldi arkadaşlar. Böyle aşağı doğru yürüyeceğim işte. Hatta ki yoruldum ve artık yapamadığım kadar. 25 dakika böyle kesintisiz artık yürümek istiyorum günde. Sonra zaten günde zaten 25 dakika. Saatim 10 dakikayı geçince zaten titriyor. Ve adımlarımı sayıyor yani. Ve kaç dakika yürüdüğüm, tempolu yürüdüğümü de saydığı için. Hiç böyle telefonda bir şey tutmama gerek yok. O yüzden çok çok mutlu oluyorum hep. Evet gezintime de sizi de almak istedim. Evet. Arı geldi. Arı geldi yanıma şu an arkadaşlar. Arıdan çok korkuyorum. Bak böyle sohbetler açarım. Aradan korkuyorum çünkü iki kere beni soktu, iki kere de acıdı. Çok fazla kaşınıyor. Alerjim yok ama yine de kaşınıyor. Ve ben kaşınmayı hiç sevmiyorum. Hani böyle böcekten falan. O yüzden asla sokmasın istiyorum. Ve evet. Bir kere öyle bir sokmuştu ki arkadaşlar. Bunu başka bir videomda anlatayım. Çünkü o zaman vlog uzun olacak. Çünkü aslında kısa bir hikaye ama yani bu vlogda anlatmak istemedim. Bu günlük bir vlog. Yürüyüş vlogum. Şimdi Schmerz Gablenz gazeteden Burg gazeteye doğru yürüyeceğim. Otobüse binmeyeceğim. 3 tane otobüs durağı var ama ben yürüyeceğim. Devam yürüyeceğim çünkü adımlarımı atmak istiyorum. Işık çok kötü şu an biliyorum arkadaşlar. Günün geri kalanını ne yaptığımı anlatayım size. İşte uyandım saat 11'de. Sonra İngilizce dediğim gibi İngilizce kelimeleri Word'deki dosyaya yazdım. Ondan sonra işte bu vlogu başlattım diyermişim. Ondan sonra kuzenim babamı almaya geldi. Bir yakınımız ölmüş. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun inşallah. Ben de üzüldüm. Çok hatırlamadığım için üzülemiyorum yani. Ben öyleyim yani. Birisini çok hatırlamadığımda üzülemiyorum yani. Ancak Allah korusun. Amcam gibi falan ölürse falan üzülürüm yani. Ay Allah korusun. Tövbe estağfurullah. Neyse hava güzel işte yürüyüş yapayım dedim. Benim günlük hedefim 13.000 adım. Bu adımlarımı da öbür ay 14.500'e taşımak istiyorum. Saatimde ayarlayacağım. Ama şimdi 13.000 adımı 2 hafta boyunca 13.000 adım başarmak istiyorum. Bu hafta çok başaramadım. Öbür 2 hafta ve diğer önümüzdeki hafta başaracağım inşallah. Evet. Ben arkadaşlarıma da şey demiştim. Hani böyle benim önümüzdeki ay yani bu ay aslında yani geçen ay dedim ki önümüzdeki ay ben çok ders çalışmam lazım. Çalışıyorum da. 4 matematik şeyi yazmam gerekiyor bu akşam. 4 matematik ders notu, istatistik. Aa,
yüzlükler işte böyle %90'ın mesela diyelim ki 300 kişi konsere katıldı. Geçen sene %50 indirim, %50 fiyatta bir kartın düşüşü oldu. Geçen sene bu fiyatın kaçtı mesela böyle şeyler işte böyle faaliyet kağıtları hazırlıyorum kendime için. Kendim için. Öyle çalışıyorum onlarla. Evet. Ama yani bu hafta inşallah bu akü problemi çözdür. İnşallah abim sipariş etmişti. Kafam onda, aklım onda arkadaşlar. Aklım akü. Yani şu kablolarda. Of. Çok stresli bir günüm ya. Buran geçiyormuşum gibi. Of, gerçekten çok terlemeye başladım yani. Duş aldım. Birkaç adım birazcık yürüdüm. Terlemeye de başladım yani. Terlemek iyi oluyor. Akşam ben de zaten duş alırım. Artık günlük duş almak benim en sevdiğim şey. Suyun altında bıcır bıcır duş almak yani. Güzel bir şey. Kendini yıkamak falan işte. Eskiden böyle 2 günde bir, hayır ne 2 günde bir, bazen böyle 2-3 gün falan yani kokumu hissetmedikçe ben duşa girmem ama yanlış bir şey. Tabii ki iğrenmeyin arkadaşlar, böyle benim alışkanlığım oydu. Şimdi alışkanlığımı bozdum. Rutinimi değiştirdim tabii ki. Çantam açık. Çantam açıkmış. Kapattık. İşte evet benim günüm yürüyüşle geçecek. Para yanıma almadım. Malumiyetteyiz. O yüzden para yanıma almadım. Babam Türkiye'ye gitti işte 2 gün yani vefatından hani cenazesi orada kalacak. Allah rahmet eylesin tekrar. Bana 10 euro bıraktı. Onu ben kutuma attım. Şimdi toplam 15.90 mıydı neydi hatırlamıyorum şu anda tam olarak. Yo 17.90, 10.27.90. Hani param var benim. Birikmiş biraz. 1400'e onları ekleyeceğim. Hep 50 olduğunda eklemeyi düşünüyorum. Aman 100 olduğunda. Üf. Ya da 200 ne bileyim kutu artık ne zaman dolarsa bakır paralarla o zaman günlük 2 euro alsam bana yetiyor aslında yani o kutuya atsam. Ben zaten dışarıda yemeyeceğim. Sadece bir iki gün arka arka dün ve evvelsi gün yemiştim. Artık yani yememeye karar aldım. Çünkü gerçekten benim bünyeme iyi gelmiyor zaten. Yani kimsenin bünyesinde fast food iyi gelmiyor aslında biliyorsunuz. Yani fast food'la ilgili fikrimi de söyleyeceğim. Bir gün kendi burgerimi de yapacağım. Ay çok güzel videolar gelecek. Çok mutluyum. Ay çok sıcak. Allah'ım keşke mayom olsa da yani yüzmeye gitseydim. O paramı belki yani zayıflamak için bir aktiviteye harcardım. Neyse önümüzdeki hafta yani aman salı günü zaten ben mayo bakmaya gideceğim. O zaman sizi de zaten vlogda götüreceğim. Çünkü tüm bir hafta full Türkçe vlog. Ondan sonra yine Almanca vlog, sonra yine Türkçe vlog, öyle yapacağım. Çünkü öyle karar aldım. Başka türlü kanalı yürütmek mümkün değil. Ya da bazen Almanca bazen Türkçe, canım nasıl istersin. Arabayı resmen çarpacaktı resmen. Vallahi iyi ki durdurdum. Çünkü burada lamba yok bu geçitte. Bayağı yürüdüm ya. Bu vlogun partı da burada bitiyor herhalde. Bu vlog burada bitirsem yeni bir tane part mı başlasam anlamadım. Evet arka arkaya yatarım. Bu partı da sonra bitiririm. Çünkü artık 10 dakikalık yani bir video oldu bu çünkü. Diğer partlar da var. Yani 20 dakika falan bulur bu günlük vlog. O yüzden çok uzun çekemeyeceğim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Olsun be. Çekeyim. İşte evet dediğim gibi yani babam da işte bana onları bıraktı işte ben de hadi bakayım bir mayolara bakayım dedim ama geç kaldım. Yani 38 dakika. Yani 22 dakika içinde yani ben kendimi strese sokmak istemiyorum yani. Ben strese gelemiyorum arkadaşlar. Stres yaptığımda bir şey telaşla yaptığımda yanlış yapıyorum. Yani çoğu kişi öyledir, yorumlara yazın. En son alışverişe gittiğinizde bir şey bakmak istediğinizde başınıza ne gelmişti stres yaptığınızda yorumlara lütfen yazın bekliyorum. Evet. Arkadaşlar bir konu daha, bir video serisi daha gelecek. Şeyler hakkında ne düşündüğüm serisi var zaten bir tane. Kuzenimle gözüm kapalı, kuzenimin bir şeylerin bana verdiği bir şeyleri tahmin etmek ikinci seri. Yemek vlogları zaten üçüncü bir tane şey. 4 oldu aslında çünkü 5 yani aslında yöresel Türk yemekleri. Ve bir de Avusturya yemekleri. Viyana'nın yemekleri işte. Onları da deneyeceğim. Abi 6 diyet yemekleri. Çok fikir aklıma geldi şu an. Oh. Emre onu eskiden oturduğu yere geldim. Ay öldüm. Kaç adım atmışım acaba? Bir dakika bakayım. Geri döneceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar 1403 adım atmışım. Niye bu kadar az yaptım derseniz. Çünkü ben geceleri falan saatimi takmıyorum. Çünkü adımlarımı uykumda da saydığı için. Aslında takmam gerekiyor çünkü uykumu da saydığı için arkadaşlar hani uykumda ne kadar hareket etmişim ne kadar hareket etmemişim onları falan saydığı için aslında takmam aslında daha iyi olurdu.
hani uykuda ne kadar kalori yakıyorum falan filan, onlar iyi oldu. Çünkü uykuda da kalori yaktığımız için. Yani dünkü burgerin kalorisini yakmış bulunuyorum şimdi. Gerçekten ben artık az yemeye bakacağım. Yani gece artık yine yemeyeceğim. Çünkü başlamam lazım gece yememeye. Yani gece yememeye dedim arkadaşlar, dikkatli dinlediyseniz. Gece yemek zararlı. Allah. Artık karpuzumu yiyeceğim 23'te. Ondan sonra hiçbir şey. Yani onu gün ve gün azaltacaktım. Azaltacağım da. Diyeti biraz bozmuş gibi geldi. Bozdum zaten de. Yine alışmam gerekecek diyete. 3-4 haftada diyetteydim. Sonra bozdum birkaç, bir 7 gündür, 5 gündür falan. Ondan sonra yine başlamam lazım. Haftaya da sebze alışveriş. Annem bana günlük para bırakacağı için yani sebze alışverişi, meyve ve böyle işte bir mantar, yumurta falan, işte böyle protein ağırlıklı yemek yiyecekleri alacağım. Ondan sonra onun şey aldıklarımın videosunu da çekeceğim. Nereye aldım, ne yaptım. Evet. Çok yürüdüm be. 1400 adım da gerçekten çok uzun yakıyor yani. Kaç kalori yaktım ona da mı baksam, ne yapsam. Onu da sonra belirteceğim, size göstereceğim. Çok terledim arkadaşlar. Arkadaşlar Almanca bilenler lütfen Almanca videolarımı da izlesin ve Türkçe videolarımı da izlesin. Bugün bir video daha yükledim. Bir iki video kaldı galiba. Bir dakika, yok. Evet, birkaç video kaldı işte. 26.sını da yükleyeceğim. 26 ve 27, 28, 27'yi çekemediğim için 28. Mayıs'ın vlogu, yani 2 günlük bir vlogdu. Uzun oldu, 21 dakika filandı. Onu yüklemem lazım. Ondan sonracığıma diğer günlerin vloglarını yüklemem lazım. Ayın 30'u, 31'i, birinci ay yani Haziran'ın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü dünü yani, onları yüklemem lazım, Almanca vloglar. Oh, bugün itibaren zaten bu Türkçe vlogum yüklenecek. Hafta yani bir iki gün sonra filan. Bak, çektiğim videolar hep iki gün sonra, artık hep böyle yapacağım. Çünkü artık böyle her gün video çekip de yüklemek, hani ben unutuyorum arkadaşlar, o yüzden. Terledim. Üşümardı. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz dedim, yani vlogu bitireceğim şimdilik. Yani lütfen arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olun. Ve lütfen arkadaşlarınızla da videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz canlarımsınız. Instagram ve TikTok'tan ve Snapchat'ten ve Twitter'dan ve Facebook'tan hepsinin açıklama kısmı link, hepsinin kullanıcı adı zaten şeyde, açıklama kısmında hep yazıyorum. Videomu bitirdikten sonra ve yüklemeden önce zaten yazıyorum YouTube üzeri. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olun lütfen. Abone ve like atın.